Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, 10 Ağustos 2022 günü Haber Global kanalında yayınlanan Kayıt Altında Özel programına konuk oldu. Programda Gökdoğan Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi hakkında bilgi veren Demir, Gökdoğan'ın menzilinin 100 kilometre ve üzeri olduğunu ve bu konuda daha fazla veremeyeceğini ekledi. Defense Türk YouTube kanalındaki Güdümlü Mühimmatlar, Gelecek ve Türkiye A Merkezli Sohbetler Bölüm 18 programında konuk olan TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, Gökdoğan Hava-Hava Füzesi'nin proje isterinin 65 kilometre olduğunu ancak daha uzun menzillerin mümkün olduğunu açıklamıştı. Okumuş, Gökdoğan Hava-Hava Füzesi'nde eğer projelendirme yapılırsa faz 2'de yapılacak çalışmalar, iyileştirmeler ile çok hızlı bir şekilde 100 kilometrenin zorlanabileceğini hatta ileriye yönelik bazı teknolojik kazanımlarla çok daha uzun menzillere sahip çözümler geliştirilebileceğini açıklamıştı. Gökdoğan Hava-Hava Füzesi TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen uzun menzilli görüş ötesi hava-hava füzesidir. 2013 yılında başlayan proje kapsamında geliştirilen, uzun menzilli aktif radar arayıcı başlıklı Gökdoğan GÖ füzesinin radar arayıcı başlığı tamamen milli olarak geliştirilmekte. Bu başlıklar ayrıca uzun menzilli hava savunma füzelerinde de kullanılmakta. Geliştirme çalışmalarının 2020 yılında tamamlanması hedeflenen Gökdoğan Hava-Hava Füzesi F-16 uçaklarından atılabilecek ve Türk Hava Kuvvetleri'nin hava hakimiyetini arttıracak. Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava füzeleri, katı hal aktif radar arayıcı başlık teknolojisi, AT-UNUT özellikle akıllı güdüm, gelişmiş karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm, veri bağı ile hedef bilgisi güncelleme yeteneği, her açıdan atış ve birden fazla hedefe kilitlenebilme yeteneği, atıldıktan sonra kilitlenebilme. Yüksek ITKI az dumanlı katı yakıt teknolojisi, yüksek güvenilirlik ve güvenlik seviyesine sahip tam elektronik roket motoru emniyetli kurma ve ateşleme sistemi, en yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı, yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz TAPA, MLST-D1553 ve MLST-D1760 uyumlu, LAU-129 lançeri ile kullanılabilirlik.